Melih Altınok, İmamoğlu, Esenyurt telaşı tamamen duygusal da olabilir. Demle CHP arasındaki kent uzlaşısının adayı olarak seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına en sert tepki Ekrem İmamoğlu verdi. Tıpkı Saraçhane'de yaptığı gibi Ankara'daki genel başkanlarının ve partisini beklemeden inisiyatif aldı. Meseleyi Cumhurbaşkanı adaylığı iddiasını desteklemek için bir sıçrama noktası olarak kullandı. İmamoğlu'nun rol çalma girişiminin parti içi iktidar mücadelesinin yanı sıra tamamen duygusal sebepleri olabileceğini de söylemek mümkün. Zira sorgusunda hesaba geldiği iddia edilen milyonları hatırlamadığını söyleyen Ahmet Özer, yalnızca PKK'nın değil, İmamoğlu'na güvendiği bir isim. Esenyurt'a belediye başkanı seçilmeden önce İmamoğlu'nun danışmanıydı. Ekrem Bey kendisine ne danışıyordu bilmiyorum. Ama Gaffar Yakıncan'ın tarifiyle Kandil'in santrali gibi çalışan bu belediye başkanına sese kısılana kadar kefil olduğuna göre epey yakın olmalılar. Peki ya Özgür Özel'in telaşı? Esenyurt tartışmasında İmamoğlu'na rol kaptırıp çırak çıkmamak için Ankara'dan depara kalkan ve soluğu İstanbul'da alan Özgür Özel dün de otobüs üstünde el yükseltiyordu. Ahmet Özer öyle sahiplenilmez, böyle sahiplenir dercesine soruşturmanın savcısını seyyar giyotin diyerek hedef gösteriyordu. Belli ki CHP ile DEM PKK arasındaki ilişkiye yoğunlaşan tartışmaya FETÖ karşıtlığı üzerinden dahil olmaya karar verdi. İmamoğlu, DEM seçmeninin 2028'deki desteğini almak için Kandil'in adaylarına dört elle sarılmışken akıllıca bir taktik. En fazla Özel'in FETÖ'nün finans kaynaklarına ve polis baskınları yapılırken canlı kalkan olduğunu falan hatırlatan çıkar o kadar. Teröristlerle konuşulur. PKK'nın üst düzey yöneticileri de dahil teröristlerle yoğun bir telefon trafiği yürüten Esenyurt Belediye Başkanı ne konuştuklarını hatırlamıyormuş. Çünkü bilim insanıymış. Gülmekte acele etmeyin. Elindeki Türk bayrağıyla belediye önünde kendisine destek veren bir kadının Halk TV muhabirine söylediklerine kulak verin. Aynen şunları söylüyor. Bahçeli, Öcalan'ı meclise çağırırken burada terörle ilişkisi olan başkanımızın içeriye atılması korkunç bir adaletsizliktir. Kınıyorum. Tek örnek bu değil. CHP'nin Kandil steplisi olmasını, çözüm sürecinde AK Partililer de Remzi Kartal'la görüştüler diyerek unutturmaya çalışıyorlar. İyi de Bahçeli, Öcalan'a gelsin silah bırakıyoruz desin diyerek sesleniyor. Çözüm sürecinde söz konusu kişilerle yan yana gelenler de PKK'ya silah bıraktırmak için devre girmişlerdi. Telefon kayıtlarına göre PKK adına eylemdeyken yakalanan, öldürülen teröristlere metiyeler düzen Ahmet Özel'le konuştuklarını hatırlasa söylesin bakalım. Kaç kere kankasına Remzi bırak bu işleri, adalete teslim ol falan demiş mesela. Vergi üsüzleri utanır mı? Açıklayın şu vergi üsüzlerini. Kapısının önünde kuyruk olup da vergi levhasında matrassız yazan hırsızları diyorduk. Hazine ve Maliye Bakanlığı nihayet dün listeyi açıkladı. Kaçırılan verginin toplamı 915 milyar TL. Ancak bakan 5 milyon lira üzerinde vergi borcu bulunan 36.806 mükellefin 30.696'sının vergisinin tahsil edilemeyeceğini söylüyor. Sebebi belliymiş. Kitabını uydurmuşlar. Onca para kazandıkları şirketleri malı mülkü olmayan kişilerin üzerine yapmışlar. Kırtasiye bu olan bürokrasinin denetiminden bir şekilde kaçmaya başarmışlar. Tahsil kabiliyeti olan 113.8 milyar lira içinde vergi dairelileri tüm mükelleflerle görüşüyor. Borçların ödemeleri konusunda gerekli kolaylıkları sağlıyormuş. Peki şirketlerin adları vergi dairelerine asılan, internette yayınlanan yüzsüzler utanırlar mı? Hiç sanmıyorum. Çünkü konu yalnızca bu yüzsüzlerle ilgili değil. Toplumumuzda vergi kaçırmak suç ya da ahlaksızlık olarak algılanmıyor. İnsanlar hırsızlık yapanı görünce ayıplamak yerine çalacaksın, büyük çalacaksın abi diye söylenmeyin marifet sayıyor. Umarım bu uygulama ve hassasiyet ekonomik darboğazdan geçtiğimiz günlere özel bir istisna olarak kalmaz. Kurumsallaşmış demokrasilerde olduğu gibi vergisini zamanında ödeyenlerin kendisini enayi gibi hissetmeyeceği adil bir sistemin yasal zemini oluşturur.